yönler karşılaştırılsa zaten ortada müthiş bir olumsuzluk olduğu ortaya çıkardı. Ben onlara da diyorum ki ellerini vicdanlarına koysunlar. Acaba kafalarına yastığa koydukları zaman rahat uyuyabiliyorlar mı? Bu çok büyük bir yalan. Düşünecek aslında pek bir şey yok. Hani burada devletin bir eksikliğini düşünüyorum ben kendim şahsen. İnanılmaz kötü yani. Berbat diyorum yani, böyle şey olur mu ya? Sorsana bana nasıl. Nasıl düzeltilir, tam onu soruyorum. Çalmayacağım oğlum. Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından kiralara yapılacak artış bedeli de belli oldu. Buna göre ev sahipleri kiracılarına %65,93 oranında zam yapabilecekler. Bizler de mikrofonumuzu yurttaşlara uzatacağız. Kira zamları hakkında ne düşündüklerini soracağız. Efendim, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler kira artışlarına çevrildi. Buna göre ev sahipleri kiracılarına %65,93 zam yapabilecek. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi aslında şey, yani bu alınan karar kiracıları düşünerek alınan bir karar değil. Yani neden? Çünkü kiracıların, bir ailenin bir aylık geçinme endeksini zaten yine TÜİK açıklıyor. Bu açıkladığı TÜİK'e göre baktığında, atıyorum bir o ailenin gelirine baktığında, o geliriyle kira giderine baksa, yani bunlar karşılaştırılsa zaten ortada müthiş bir olumsuzluk olduğu ortaya çıkar. Kiracılar zorlanacak mı? Kesinlikle. Yani böyle bir şey olmaz. Yani çünkü şey, yani çok ciddi zaten, hani şöyle bir şey söyleyeyim. Pardon. Şu anda resmi olarak yani TÜİK'in açıkladığı oranlar üzerinden kiralar işlemiyor. Ben de işlemedi. Yani %25 bir önceki dönemde verilmişti. Ben de %65 aldım. Yani kirayı, artışı verdiler. Nasıl şu anda kira fiyatları? Ya, kira fiyatları şu anda ne bileyim şey, benim gelirim de yok. Abimi emekli maaşıyla şey yapıyoruz. Beraber ikimiz götürüyoruz. Onun emekli maaşı geçen konuştuk. 1/3'ken şimdi yarı yarıya denk geldi. Yani maaşının yarısına denk geldiğini söylüyor. Yani emeklilerin maaşının artışını düşünün. Yeni arttı. Kiraların artışı bir emeklinin, yani onun düzeyindeki, kategorideki bir emeklinin maaşının yarısına denk geliyor. Onun dışındaki şeyler, elektrik, su, bilmem ne giderleri de var. Onun dışında bir insanın kendisinin tek başına harcayacağı gündelik asgari standartlarda da olsa yiyecek içecek. Geçinemiyor emekli. Kesinlikle, yani böyle bir şey. Peki bu kira artışları daha da çok zorlayacak mı emekliyi? Kesinlikle daha da zorlar ve şey, yani ya belediyelerin ya da sosyal yardım kuruluşlarının ya da şeylerin bir şekilde daha ihtiyacı olan insanlara ulaşması gerekiyor, ama burada da çok sağlıklı işlemiyor şey mekanizma. Yani bir türlü insanlara ulaşmak gerekiyor ve onların o şeylerine yardımcı olmak lazım. Yoksa çok hiç iyi değil. Memnun değilsiniz. Ben memnun değilim. Hiç kimse de memnun değil. Yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size ekstra buna kaynak olarak. Gelirim olmadığı için, yani ben Harbiye'de oturuyorum. Çevremde 4-5 tane, hatta 10 tane market var. O marketlerden alışveriş yapamıyorum. Çevremdeki pazarlara gitmek durumunda kalıyorum. Daha Harbiye'den Zeyrek pazarına gidiyorum. Zeyrek pazarından pazartesi ya da işte başka pazar, Kasımpaşa pazarı var pazar günü, ya da Dolapdere'de bir pazar daha var cuma günü filan. Dolayısıyla pazarlara gidiyorum. Ya inanır mısınız? Ben şöyle bir şeyle karşılaştım Zeyrek pazarında. Bu enginlerin kabukları vardır. Enginlerin kabukları, alışveriş yaparken baktım, bir kadının birisi enginlerin kabuklarını topluyor. Kabuk artık o çöp aslında. Biliyorsunuz kabukları vardır. Yani o soyulur. Asıl enginler yiyin. Sordum şeye, dedim bu ne? Hani satıcıya. Dedi onu, dedi kaynatıyorlar dedi. O kaynattıkları. Öyle fayda almayacak. Şimdi insanlar böyle yaşıyor. Ekonomik durumlar oldukça. Kesinlikle. 1-2 yıl önce ben de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal yardım aldım. Sosyal yardım almak için Edirne Kapı'da Büyükşehir Belediyesi'nin o ilgili birimi. Oraya gidip geliyordum. Yürüyerek de gidip geliyordum. Çalışmadığım için Harbiye'den yine yürüyerek gidip geliyordum Edirne Kapı'ya. Bir gün Fatih'teki o belediyenin olduğu parkta
gördüm o zaman 2 yıl önce daha derinleşmişti, daha ciddi bir kriz söz konusuydu. Ya insanlara baktım ha bile yani banklarda oturmuş bir şeyler yiyorlar falan ama Allah Allah bir enteresan bir durum yani. Şuradaki insanlara bakın ve bu insanların şey yediğini, bir şeyler yediğini düşünün. Bir baktım ileride bir yerde işte bir araba bu mobil yiyecek dağıtan bir yer var. İnsanlar oraya kuyruk olmuş oradan yemek yiyorlar. Bütün parkta insanlar o kalabalık yemek yiyor yani bu bir gösterge yani hayatın bir sürü şeyine baktığımızda bu bir gösterge. Yani durum ciddi, kritik, önemli ve bu kira artışları için devletin, ilgili kurumların, belediyelerin özellikle yardımcı olması gerekiyor. Nasıl acı, ne kadar acı bir şey. Nasıl durumlar? Nasıl? Durumlar nasıl? Durumlar kötü, çok kötü. Nasıl yani geçineceğimizi şaşırıyoruz gerçekten. Kira fiyatları ne durumda? Yani genel anlamda mı? Genel anlamda fahiş kira fiyatları. Kira fiyatları yani ev sahibi olarak hani ev sahipleri de belki bazı yakınıyorlar ama hani enflasyonla alakalı. Fakat sonuçta ev sahiplerinin kira olaylarında aldıkları birkaç kiralar var bir şey var ama hiçbir şey olmayan bir insan. Bir emekli maaşla geçinen bir insan zaten herhalde kirayı verecek. Emekli maaşını verebiliyorsa o da. Ondan sonra artık ne yiyeceğini o düşünecek. Ne yapacağını. Çok zor. Durumlar aşırı kötü yani. Peki. Hiç umudum da yok yani da söyleyeyim. Bu gidişte umut da yok yani. Hani umudum olsun istiyorum birazcık ama göremiyorum. Ve gençlere çok üzülüyorum. Gençler zaten hiç onlar hadi bizler neyse belli bir şeye geldik ama gençler hiç kesinlikle yani hiç burada kalmak istemiyor. Hepsinin gözü yurt dışında yani. Yurttaşlar hem yüksek kiralar ödeyip hem de rahatça yaşayabiliyorlar mı? Kesinlikle öyle bir şey değil ya. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu soru bana çok saçma bile geliyor yani. Gerçekten saçma bir soru bana göre. Hani böyle bir soru yöneltmek bile saçmalık geliyor. Çünkü o kadar kötü ki bunu 5 yaş çocuk bile biliyor ya. O yüzden. Yani gerçekten çok zor. Yurttaşı mısınız öncelikle? Hayır, ev sahibi. Acaba bu kanunlaştıran kişiler o kiracıların da halini düşünebiliyor mu? Memleketin durumu ortada. Aldıkları para ortada. İnsanlar emekli oldukları halde tekrardan kendini idame ettirebilmeleri için çalışmaları gerekiyor. 17 bin lira zaten neydi o? Türkçesi aklıma gelmiyor. Asgari ücret. 17 değil 27 bile olsa yine insancıklar altından kalkamayacak. Ben o insanlara sesleniyorum buradan. Aslında bütün politikacılara bir pazara çıksınlar. Bir markete gitsinler. İnanın bunu yayınlayın. Çok isterdim böyle bir şeyde, böyle bir yayında kendi sesimi duyurabilmeyi. Bir çıksınlar bakalım acaba o insanların hal ve şeylerini anlayabilecekler mi? Böyle uzaktan durup da bizim bakanlarımız gibi o kadar değildir. İşte asgari ücret şu kadar bu kadar insanlara yeterli deyip böyle geçiştirecekleri yerde kendileri birebir halkın içine bir girsinler. Korkusuzca halkın içine bir girebilsinler. Desinler ki her yer güllük gülistanlık siz nasıl geçinemiyorsunuz? Soğanın kilosu olmuş 25 lira. Bir patates adam gibi bir patates almaya kalksanız kilosu 20-25 lira. Ki bu halkın en temel gıdasıydı. Yemek pişirilmek için bunları almamız gerekiyordu. Yani beyaz peynirin ne bileyim ben bir kahvaltılık ortaya koysanız dünyanın parası. Hadi ben tek başımayım diyelim. Benim çocuklarım yurt dışında yaşıyor. Ama 4 kişilik bir ailenin hesabını bir yapsanız. Bir de buna bir de kirayı koysanız. Ben onlara da diyorum ki ellerini vicdanlarına koysunlar. Acaba kafalarına yastığa koydukları zaman rahat uyuyabiliyorlar mı? Söyleyeceğim bu kadar yavrum. Efendim yurttaşlar hem bir yandan yüksek kiraları ödeyip bir yandan da rahatça yaşayabiliyorlar mı, geçinebiliyorlar mı? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Bu çok büyük bir yalan. Bunu diyenler çok büyük yalan konuşuyor. Peki yeniden bir düzenleme görecek miyiz kiralar üzerinde? Hem kiracıların hem ev sahiplerinin işine yarayabilecek. İnşallah. Vallahi keşke biz belirleyebilsek ne güzel olurdu. Fakat maalesef ki düzen öyle işlemiyor. Yani şu anda aslında pek bir şey düşünecek değil. Yani 12 bin lira kira veriyoruz kendimiz şu anda. Büyük ihtimalle bunu yani ev sahibimiz 18 veya 16 bin liraya bir fiyata çekecek. Yani babam kendisi emekli. Şu anda çalışıyordu mecburen. 18 bin lira maaş alacak. Ona kirayı mı verecek? Kendim geçinecek. Hani düşünecek aslında pek bir şey yok. Hani burada devletin bir eksikliğini düşünüyorum ben kendim şahsen. Hani yani buna önce bir %25 getiriyor. Sonra bir %25'i kaldırıyor. Yani neden anlamadım yani. En azından bir insan bir rahat edecek diyorsun. Herkes
Şimdi baktığın zaman hani emekli olan kimseyi rahat edemiyor insanlar. Yani herkes çalışmaz ona kılıyor. Aldığı maaş bir yer etmiyor. 12 bin lira adam şu anda memur emekli maaş alıyor. Normal bir eğitim emekli olan insan 12 bin lira maaş alırken nasıl yani geçinebilecek peki? Devlet bunu hiç göremiyor mu acaba? Her şey zaten üst üste zamlar geliyor. Sigara olsun veyahut da herhangi başka bir şey olsun. Her şeye gelen bir zam. Ben mesela kendim şu anda evlenmeyi düşünüyorum. Nasıl evleneceğimi kendim de karar düşünüyorum. 21 bin lira maaş alıyorum. Baktığım zaman kira fiyatlarına adam yani ev sahibi haklı olarak adam 18 bin lira, 19 bin lira, 20 bin lira, 21 bin lira maaş istiyor, kira istiyor. Bu fiyatlarda hem yüksek kiralar ödeyip hem de rahatça geçinmek mümkün mü? Mümkün değil. Yani hiçbir şekilde mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim. Aldığınız maaş hani yetmiyor hiçbir şekilde ya. Hani %25 sınırından bahsetmiştiniz az önce. Evet. Hükümet tarafından yeniden bir düzenleme görecek miyiz kira fiyatları sınırlandırılması ile ilgili? Yani devlet tarafından görecek miyiz bilmiyorum ama inşallah getirirler yani. Çünkü hani herkesin rahat etmesi gerekiyor yani öyle düşünüyorum ben. Hani insan çalıştığını kiraya veyahut da atıyorum sadece yemesi için, yiyecek, evin erzağı için harcaması gerekmiyor ya. Çünkü çocuğuyla güzel bir şey vakit geçirmek için kenarda bir şey kalması gerekiyor. Yani bir baba tek başına çalışırken evini geçindirebiliyorsa zaten hani bu şekilde olması lazım bence. Kirada otur, onlar gelip benim gibi otursunlar. Kira yok, vergi yok, burada yok, hiçbir şey yok. Bak benim yerime baksana. Dışarıda mı kalıyorsun? Görmüyor musun? Herkes kalsın. Bundan sonra herkes dışarıda kalacak. Aga. Mevcut ekonomik şartlar insanları evsiz mi bırakacak? Evlat, ekonomik ne demek ya? Ben anlattım bunu, daha da anlatayım. Ekonomik düzeltirim ben. İnan düzeltebilirim. Sorsana bana nasıl. Nasıl düzeltilir? Tam onu soracağım. Çalmayacağım oğlum. Çalmayacağım. Çaldı mı zaten ekonomik yok. Niye ekonomik var? Ulan oğlum deniz baksana çalışıyor. Hava çalışıyor. Kara çalışıyor. Aldığımız ulan her gün gidiyoruz vergi vermişiz bilmem ne zam gelmiş. Hayırdır lan? Hayırdır? Bak umurumda değil. Burası benim. Beni Allah'ın oğlu burada kaldıramaz. Burası benim toprağım. Benim memleketim. Onlar da öyle yapsın anasını satayım. Kira mira yok lan. Dışarıda yaşasın. Yaşasın tabii ki. Daha önce dışarıda yaşamadılar mı oğlum? Osmanlı zamanında askerler nerede yatıyordu anası satayım? Bir eve mi giriyorlardı? Dışarıda yatıyorlardı. Savaşıyordu. Ben de savaşıyorum. Dışarıda yatıyorum. Herkes öyle olsun. Anladın mı evlat? Teşekkürler. Onun için senden bir istirhamım var evlat. Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı olacağım. Evet. Sen de kira vermeyeceksin o zaman. Sen de evin olacak. Hayırdır? Herkese ev verilecek. Tabii ki öyle olması lazım ya. Türk değil misin evlat? Burası neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Onun için senin evin olması lazım. Evsiz insan olur mu ya? Bir de Türk. Bir de burayı kollayan, gözleyen insanlar. Askerdir, gelip burada kiralık ev tutuyor. Polistir, kiralık ev tutuyor. Bir de zam üstüne zam. Hayırdır ya? Berbat diyorum yani böyle şey olur mu ya? %25 fena değildi yani. Millet ev tutabilirdi falan filan ama böyle %50-50 herkesi aşar. Hem yüksek kiralar verip hem de rahatça yaşayabiliyor mu yurttaşlar? Bilemeyeceğim. Yaşayan yaşıyor. Yaşayan yaşıyor. Evet. Peki yeniden bir düzenleme getirilmesi gerekiyor mu sizce kira fiyatları? Vallahi TOKİ'ye bağlı. TOKİ'ye mi? TOKİ babalı ev yapsın, millete bedavaya versin. En güzeli bu değil mi? Hadi az bir ücretle. Bir ara yapıyordu ama şimdi... Ya vergiler artarsa? Vergileri bilmiyorum abi.